Şimdi Canan Karatay hanımefendi almış eline sazı anlatıyor. Karatay diyeti, Karatay diyeti dediği şey aslında Dukan diyetinin biraz değiştirmiş. Dukan. Fransız asıllı bir doktor. Bu Dukan diyeti de Dukan da Atkins'ten almıştır. Doktor Atkins. Doktor Atkins de 1920'lerde ortaya çıkan Hollywood diyetini geliştirmiş, değiştirmiş protein diyeti. Atkins nasıl öldü? Adam dönercinin başında duruyordu. Böyle şırıl şırıl akan yağları dolduruyordu, bardağı içiyordu. O yağ için, yağ için çok sağlıklı diyordu. Adam kalp damardan öldü. Ne oldu? Öldü gitti. Millete anlatıyordu, ya böyle içilir, ya faydalı falan filan diyordu. Ne oldu? Gitti. Yani her şeyin bir o şeyi var yani, sistemi var, düzeni var. Bu nedenle geçenlerde bir hanımefendi geldi. Karatay hanımefendinin diyetini yapmış. 90 kilodan 70 kiloya düşmüş. O maşallah çok güzel. Diyeti bırakmış, çıkmış 110 kiloya. 20 kilo verilmiş, 40 kilo almış. Gelmiş bana diyor ki beddua ediyorum her gün. Niye dedim? İşte Karatay diyeti sordum, şöyle şöyle yap dedi, yaptım. 20 kilo verdim, bıraktım, 40 kilo aldım. Ya bu insanın doğasına uygun değil. Şimdi her gün et yese insan bir ayda büyükbaş hayvan kalmaz Türkiye'de. İkinci ay kanatlı hayvan kalmaz. Üçüncü ay ne yiyecek millet? Birbirini mi yiyecek? Mümkün değil yani. Her gün et yese insanlar bir ayda büyükbaş hayvan, ikinci ay küçükbaş hayvan kalmaz. Üçüncü ay kanatlı kalmaz. Dördüncü ay insanlar et yemek için birbirini yer. Mümkün değil yani. O zaman bu kadar tarlada insanlar niye takıl ekiyor ki? Niye buğday ekiyor? Pirinç ekiyor, mercimek ekiyor, kuru fasulye, nohut vesaire. Akıl mantık işi değil. Dukan diyor ki yani Canan Karatay hanımefendinin örnek aldığı kişi, hocası diyelim yani teoride. Protein diyeti yapan kişide bir kalp damar hastalığı olmayacak. Yani tansiyon, kolesterol vesaire olmayacak. İki böbrek hastalığı olmayacak. Üç şeker hastalığı olmayacak. Yani hiçbir hastalığı olmayacak. Bu kim için? Fitness'e gidip de body yapan, böyle kas geliştirme, böyle protein ağırlıklı beslenen kişi günde en az 2 saat spor yapacak ki bu almış olduğu besinlerde protein yiyince ürik aside dönüşür. Yağlı yiyince asitik aside dönüşür. Laktik aside dönüşür. Asit oluşur. Bu asidi atmazsa üre yükselir. Asitik asit yükselir. Böbrek gider, karaciğer gider. Ondan sonra da hastane hastane, doktor doktor dolaşır. Dukan buna parantez içinde hasta olmayacaksın bir, spor yapacaksın en az günde 2 defa diyor. Bizim Canan Karay hanımefendi bu tarafı görmüyor. O tarafı aman bu durulsun. Popüler olmak için bunları anlatıyor. Yanlış bilgi vermeyelim. İnsanların sağlığıyla oynamayalım.